İbrahim Bey, sizin değerlendirmeniz nedir şu an iki öne çıkan ismin bu seçim yarışında? Başından beri Sayın Kılıçdaroğlu önde gidiyor. Yani 1-1,5 puan hep önde oldu. Ama ikisi de ilk turda yarışı bitiremiyor. Bu ne zamanki sonuç? Nisan 20'si gibi sonucu. Nisan 20'den bu tarafa neler yaşandı? Onu önümüzdeki hafta size söyleyebiliriz ama Nisan 20 itibariyle bizim gözlemimiz, araştırma gözlemimiz buydu. Parlamento seçimlerinde tablo başka. Parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı biraz daha önde orada, Millet İttifakı'ndan. Ama Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz sadece Millet İttifakı değil, aynı zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı da olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'ın önünde. Parlamento seçimlerinde ise biraz Cumhur İttifakı önde gidiyor. Parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak listeyle girmesi ve Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı ayrı gitmesi bir dezavantaj yaratır Cumhur İttifakı adına deniyordu. Öyle görünmüyor mu sizin bu dağılımında? Oy oranı başka bir şey. Anladım. Oy oranları yani aldığınız oyların birçoğu çöpe gidebilir. Milletvekili hesabına hiç dahil olmayabilir. Yani sandalyeleri kastetmiyorsunuz siz. Parlamentodaki çoğunu oy oranını kastediyorsunuz. Oy oranını kastediyorum. Oy oranında Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın önünde, Cumhurbaşkanlığında ise Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan'ın önünde. Yani %1-1,5 önde çıkıyor dediniz. Buradan da bakarsak aslında İhsan Bey de tam tersi yönde 1,5-2 diyor. Olabilir. Yani böyle bir başa baş söz konusu değil. Başa baş gidiyor. Bir adım önde bizim gördüğümüz bir adım değil. Yani işte 1-1,5 puanlık bir farkla öndeydi. Ama Nisan 20 tarihi itibariyle Nisan 20'den bugüne kadar işte yani yaşanan hadiseler var. Onların sonuçlarını da işte bu son araştırmamız olacak. Pazartesi itibariyle başlayacağız. Yani cumartesi, pazar iki büyük miting de yapılsın, İstanbul mitingleri. Ondan sonra ölçeceğiz. Onu da önümüzdeki hafta sonuna doğru konuşacak olursak onu da söyleriz. Bu 10 gün çok belirleyici midir? Böyle rüzgarı gerçekten değiştirir mi? Hep söylenen yani son hafta konuşulan şey. Son haftaki hava aslında seçime damga vurur denir ya. Şu an iki tarafında yarışta yani iki ittifakında söylemini, kampanyayı yürüttüğü ana başlığı, filmlerini hepsini işte mitinglerde ortaya çıkan tabloyu ele aldığınızda hangisini daha başarılı buluyorsunuz? Şimdi yani bu orada tabii sübjektif bir şey devreye giriyor. Değerlendirmeler devreye giriyor. Fakat bu hani son haftamız seçmenin kanaatleri şekillenir. Yoksa bazen seçimin daha başladığı gün, seçim takvim başladığı gün seçimin sonucu bellidir. Böyle çok sayıda seçim var. Mesela bir önceki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi seçim kararı alındı. Henüz muhalefetin adayı yok. Ortak mı girecekler, ayrı mı girecekler belli değil. O konjonktürde Habertürk gazetede Kübra Par'la bir röportajımız var. Soruyor bana ne olur ne biter diye. Ben diyorum ki şu an Sayın Erdoğan'ın desteği %52,5-52 civarında daha doğrusu. Muhalefet 48 civarında. Muhalefetin rekabet edebilmesi için ortak adayla gitmesi lazım. 48 daha küçük dilimlere ayırırlarsa rekabet edemezler. Bu durumda da Sayın Erdoğan 52 civarında bir oyla ilk turda kazanır. Bakın seçim kararı alınmış, daha ortada adaylar bile yok. Şimdi o şey yani o 2,5 ayda yaşanan hiçbir şey sonucu değiştirmedi. 52,5'la bitti. Yani Habertürk'te internette duruyor. İsteyenler gelip Kübra Parlı röportajıma bakabilirler. 2018'in Nisan'ı Mayıs'ı tam tarihi hatırlamıyorum. Ama bu seçimde öyle değil. Biraz önce İhsan Bey de söyledi. Çok tepkisel bir seçmen kültürü oluştu. Özellikle genç seçmenlerde bu reaksiyonerlik söz konusu. Bir de ittifak sistemi nedeniyle seçmenler parti değiştirmeye alıştılar. Çünkü gidiyorsunuz partiye oy vereceksiniz. Bana verme falanca partiye oy ver diyor. Yerel seçim oluyor bir daha geliyorsunuz oy vereceğim. Bana verme öbür tarafa ver diyor. Genel seçim geliyor bir daha oy vermek istiyorum. Hayır bana gelme oraya git falan. Şimdi bu seçmen sadakatini törpüleyen bir şey oldu. Birçok seçmen için. Ve bağımsız seçmen profili çok hızlı bir biçimde Türkiye'de çoğaldı. Ve şu an seçmenin %70'i falan hala sadık seçmenlerden oluşuyor. Yani arka arkaya en az iki seçimde gidip aynı partiye oy veren seçmenlerden. Ama bir %30 var ki bunun %10'u yaklaşık yeni seçmen bir partisi yok.
ve anası babası gibi artık oy vermiyor gençler. Bir %20 de bağımsız seçmen. Yani olaylara bakıyor, ona göre pozisyon değiştiriyor. O yüzden de şimdi yani bir günde de 10 günde de neticeler değişebilir. Yani çünkü öngörülemez. Seçmen de çok öngörülemiyor. Seçmenin bir bölümünün ne yapacağını sizler de çok kestiremiyorsunuz özetle. Yani araştırma yaptığımız tarihte söylediklerini biliyoruz. Ama o günden sonra uzunca bir zaman geçtiyse arada kanaat değiştirebilirler. O yüzden de son araştırmalar daha kıymetli olacak. O yüzden ben hani Nisan 20 tarihi itibariyle tablo buydu diyorum. Nisan 20'den bu tarafa neler yaşandığını bilmiyoruz. Evet, ben Nisan'ın son haftasında yapılmış güvendiğim araştırma kuruluşlarının iki araştırmasını gördüm. Rakamları bizimki gibiydi. Pek bir şey değişmemişti yani Nisan boyunca o araştırma verilerini doğru kabul ettiğim için. Şimdi bu geri kalan süreçte yani bu işte bizim Nisan'ın son haftasıyla İşte bizim ölçeceğimiz 8-10 arasında bir ne değişiklikler yaşandı onu da ölçünce göreceğiz. Ama yani başından beri tablo değişmedi. Parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı önde ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Kılıçdaroğlu başından beri 1-1,5 puan önde götürüyor. Ama henüz ikisinden hiçbiri ilk turda bitirmeyi garantiye alamadı. Evet, ben...